Kadir gecesine mahsus bir namaz yoktur. Kadir gecesi Kur'an'ın indiği gecedir. Onun için daha çok Kur'an ile meşgul olmak gerekir. Elbette ki namaz kılmak gerekir ama öyle belli bir sayısı yoktur bunun. Mesela o gecede Allah nasip ederse yarın gece Kadir gecesi hem secde yapacağız namaz kılacağız hem Kur'an okuyacağız hem ayetler üzerinde tefekkür edeceğiz özellikle ilk inen ayetler üzerinde Rabbinin ismiyle oku buyuruyor yaratan Rabbinin ismiyle oku nasıl okuyacağız okumaya çalışacağız bir yıllık böyle hesabımızı yapacağız bu bir yıl içinde yani bir önceki Kadir gecesinden bu geceye kadar Rabbimiz için neler yaptık, nasıl yaşadık, onun rızasını kazanmak için ne kadar, nasıl çaba gayret sarf ettik deyip kendimizi hesaba çekiyoruz. Ne kadar Allah'ın indirdiği kitabıyla, Kur'an ile meşgul olduk, ne kadar anlamaya çalıştık, ne kadar Rabbimizi dinledik, Ne kadar Rabbimizi dinleyip ona cevap verdik. Ne kadar iman ettik. Ne kadar onu ahlaka dönüştürdük. Ne kadar amele dönüştürdük. Kur'an ile ne kadar dirildik. Kur'an bizde ne kadar canlandı. Ne kadar üzerimizde Allah'ın ayetlerini gösterebildik. Ne kadar Allah'ın kitabı olabildik. Onun için Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam öyle buyurmuştu. Kur'an ile insan ikiz gibidir. Biri okunan, öteki canlı, yaşayan. İkisi bir olunca nasıl ki Resulullah Efendimiz de canlı Kur'an deniyorsa o da çabası, gayreti kadar, yapabildiği kadar canlı Kur'an olur. Resulullah Efendimiz'e benzemiş olur. Onun ahlakına bürünmüş olur. Allah'a yeryüzünde halife olmuş olur. Bununla beraber Rabbine yakın olmuş olur. Rabbine sevgili olmuş olur. Avd olmuş olur. Allah'ın güzelliği üzerinde tecelli eder. Rabbine ayna olmuş olur. Yani Allah ona nazar edince onun üzerinde kendi güzelliğini görür. Kendi kelamını görür. Rabbinin kelamı olur, kelimesi olur, nuru olur. El esmaul hüsnası olur. Onun için kendimizi hesaba çekeriz. Çekmemiz gerekir. Bir sene, bir dahaki seneye kadar neler yapmamız gerekir, nasıl yapmamız gerekir deyip Kendimizi hesaba çekiyoruz. Eksiklerimizi görmeye çalışıyoruz. Yanlışlarımızı görüp tövbe istiğfar etmeye çalışıyoruz. Bununla beraber Rabbimizin ikramlarından dolayı şükretmeye çalışıyoruz. Kur'an'ı ikram etmiş. Bizim de kuluyla konuşmuş. Her bir kuluyla. Onun için şükür ediyoruz, hamd ediyoruz, Rabbimizi tesbih ediyoruz, Rabbimizi tekbir ediyor, Rabbimizi tevhid ediyoruz. İnşallah gecemizi böyle ihya etmeye çalışacağız. Tabii ki kılabildiğimiz kadar namaz kılacağız bununla beraber. Bunun bir sayısı yoktur. Rukuda Rabbimizi tesbih ediyoruz. Secdede de Rabbimize dua ediyoruz. Dualar yapıyoruz. Rab'imizden istiyoruz. <laughs> Allah Kadir Suresi'nde öyle buyurmuştu o gecede melekler her bir iş için inerler. Her bir kişiye inerler. Melekler ve ruh iner. Her bir kul ile işleri vardır. Her bir kula Rabbinde davet vardır ikram vardır, selam vardır. O selamı almamız gerekir. Allah meleklerini eğer kullarına gönderiyorsa, hiç selamsız gönderir mi? Göndermez. Bununla beraber ikramlarla beraber gelirler. Elbette ki her bir kula işte o bir sene boyunca özellikle bir de Ramazan ayında yaptıklarından dolayı, çabasından, gayretinden dolayı, ihlasından dolayı, duasından dolayı, duası her neyse ikram ona göredir. Nimetler ona göredir. Onun için yapılacak takdir ona göredir. Çünkü her bir iş için iniyorlar. İnşallah karşılanmaya hazır bir gönüle sahibiz. Hazırlandık. Rabbimizi zikrettik. Rab'bimizi tercih ettik. Rızasını, yakınlığını, dostluğunu, cemalini tercih ettik. Bunun için çaba gayret sarf ettik. İnşallah bize gelecek olan melekler de öyle gelirler. İnşallah getirdiklerini almaya layık hale gelmişiz, hazır hale gelmişiz. Bu gecede de gönlümüzü açıyoruz. Rabbimizden istiyoruz. Hak etmediğimiz, layık olmadığımız bir şeyi isteyemiyoruz. Bir hak ettiysek o bin verir. Yeter ki o biri hak edelim. İnşallah bu gece dua gecesidir. Hamd gecesidir. Şükür gecesidir. Rabbimizi tercih etme gecesidir. Elbette ki Rabbimizi zikrederken de, tesbih ederken, hamd ederken de, secde edip, dua ederken de yine Rabbimizin huzurunda Rabbimizi, Rabbimizin rızasını istiyoruz. Gecemiz böyle ehya olmuş olur.